İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Otizm anlatacağım konu, otizm spektrum bozukluğu. Otizm gün geçtikçe görme sıklığı artıyor otizm. 1970'li yıllarda 5000 çocukta bir çocukta görülürken şu anda 100 çocuktan ikisinde görüldüğünü söyleyebiliyoruz. Gün geçtikçe arttı. Birçok kişi artık farkındalık oluştu. Etrafında otizm dediği, gördüğü, tanık olduğu bir akrabası, bir yakını var birçok insanın. Bu önemli bir konu. Sağlık çalışanlarının da bu konuda bilgisi arttı. Görülme sıklığı da arttı. O zaman bu konuyu biraz bilmek lazım. Çünkü bilmek gerekiyor ki erken tanı burada çok önemli. Eğer otizm farkındalığı varsa kısa sürede eğitim başlanır ve daha çabuk iyileşme, hayatta tutunma başlayabilir. O yüzden bu konu önemli. İnsanlarda bu bilincin arttığını görüyoruz. Hatta şöyle bir araştırma yapılıyor. 100 tane anne baba benim çocuğumda otizm var mı diye sağlık kurumlarına başvuruyor. Bunların 90'ında otizm tanısı konuyor. Demek ki anne babalarda da farkındalık oluşmuş. Böyle bir hastalık var, böyle bir bozukluk var. Ve bu nedir? Belirtileri nelerdir? Bilgi sahibiler, işlerin ters gittiğinin bilgi sahibiler ve bununla ilgili sağlık kuruluşlarına da başvuruyorlar. Bu da sevindirici bir şey. Bu otizm tarihçesinden başlayalım, otizm konusunu daha iyi anlayabilelim. Otizmden ilk bahseden kişi 1911 yılında İsviçreli bir psikiyatrist olan Buller tarafından bahsedilmiş. Sadece ismi geçmiş ve otizm terimini kullandığını düşünüyoruz. Otizm Yunanca otos kelimesinden geliyor ve kendi öz anlamına geliyor. Bu otizm çocuklarda kendi başlarına yaşayan, kendi kendine yetebilen, başka birine ihtiyaç duymayan, kendi başına oynayan, çok göz teması kurmayan, konuşmayan çocuklar olarak da görüyoruz. O anlamda uygun bir kelime seçilmiş. Otizm denince tarihçesine baktığımız zaman Leo Kanner'ın ismini her yerde görürsünüz. Bu adam otizmin tanınmasında ve ilerleyişinde çok önemli bir kişi. 1943 yılında bir makale yayınlıyor. Amerika'daki bir çocuk psikiyatristi. Amerika'daki çocuk psikiyatristi. Bu kişi 11 tane çocuğu gözlemliyor. Bakıyor ki bu çocuk diğerlerinden farklı bir çocuklar. Güzel, düzgünler. Ancak bazı yerlerde takıntıları var. Hani başkalarına ihtiyaç duymuyorlar. Belli işlevleri hep aynı şeyleri yapıyorlar. Bir rutinleri değişince çok büyük tepki veriyorlar. Hani her zaman oynadıkları oyuncakların yeri değişince çok büyük tepki veriyorlar. Başkaları yanında elden iş atlatarak sinirden de tepki veriyorlar. Yüzlerine vuruyorlar. Ama düzgünler, zekiler, bazı becerileri de iyi. Bunlar farklı geliyor bu Kanner'a. Ve diyor ki çocuklarda bir farklılık var. Evet, becerileri güzel çocuklar ama hani sosyal etkileşimlerinde bir tuhaflık var. Bazı şeyler çok tepki verebiliyorlar. Etrafında gelen insanlara iyi uyum sağlayamıyorlar. İletişim kuramıyorlar. Bunu otizm olarak değerlendiriyor. Ve bununla ilgili yayınını 1943 yılında yapıyor. Ve etrafını gözlemlediğinde diyor ki çok az kişi de var. Hatta diyor ki ben birçok yere gittim, baktım. Yani 150 kişiyi görmedim. Çünkü çok böyle kısıtlı bir tanım belirliyor. Yani çok dar bir kalıba koyuyor otizmi. O yüzden çok da bulunamıyor. Otizmle ilgili şüphelenen insanlar bile buna geldiğinde yok diyor. Bunlarda otizm yok diyor ve birçok kişi reddetmeye başlıyor. Otizm olası nedenlerine bakınca diyor ki bu daha çok anneden kaynaklı. Eğer bir anne mükemmelliyetçi, ceza uygulayan, mekanik düşünen, sert, soğuk bir yapıdaysa, çok kuralcıysa çocuklar anneden bu sıcaklığı almadığı için duygusal becerileri gelişmiyor. Sosyal anlamda kendilerini yeterli bir şekilde geliştiremiyorlar. Kendi içine kapanıyorlar, güvensizler. O yüzden bunlar gelişiyor diyor ve buzdolabı anne kavramını ortaya atıyor. Bu kavram uzun süre devam ediyor. Bu kavram. Tabii ki anneler kendilerini suçlu hissediyorlar. Bu konuyu ilk ortaya atan kişi de kendisi olunca bu konuda söz sahibi oluyor. Birçok uzman da otizm konusunda ona başvuruyor. Bu başvurularda da
Hani kendi belirlediği kriterlerle devam ediyor. Ve bakış açısı hep doğum sonrasında annenin tavrı. Çünkü o dönemlerde hani Freud'un baskın olduğu, sözlerinin geçtiği, daha çok hani anne baba ilişkisi, çocukluk dönemi, işte psikanalitik yaklaşımların olması sebebiyle de anne tutumu, anne tavrı önem arz ediyor ve böyle bir yorum yapıyor. Uzun süre bu devam ediyor. Annenin tavrından kaynaklı olduğu. Tabii anneler bu konulardan muzdarip, rahatsız, üzgün, pişman. Çocukları ne yapacaklar? Çocukları başka kurumlara yerleştirmeye çalışıyorlar. Eğitim vermeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama uzun süre böyle devam ediyor. Bir 20 yıl kadar devam ediyor. Sonrasında kendisinde bir otizmli çocuğu olan Amerikalı bir psikiyatrist Bernard Rimland 1964 yılında diyor ki bu anneler kaynaklı değil, nörobiyolojik nedenler var diyor. Bununla ilgili araştırmalar yapıyor ve sunmaya başlıyor. Sonrasında bu buzdolabı anne kavramından biraz uzaklaşılmaya başlanıyor. Ve Kanır'ın bu düşüncesi sorgulanmaya başlıyor. Birçok kişi diyor ki ya böyle olmayabilir mi? Hani Kanır bu sözü söyledikten sonra, buzdolabı anne kavramını söyledikten sonra bazı araştırmacılar Kanır'ın doğru söyleyebileceğine dair birçok araştırma yapıyorlar. Ve diyorlar ki evet ya bize gelen annelere bakıyoruz, tavrına bakıyoruz. Gerçekten de Kanır'ın dediği gibi. Hem de o dönemlerde gelen insanların sosyoekonomik düzeyi yüksek, eğitim seviyesi yüksek olarak da görüyorlar. Buna inanıyorlar. Ancak Rimland bunun böyle olmadığını, nörobiyolojik nedenlerden kaynaklandığını ile ilgili araştırmaları sunduktan sonra bu düşünce değişmeye başlıyor. Sonrasında Lovis diye bir uzman diyor ki bu kişiler ömür boyu böyle devam etmez. Bizim bunları yapacağımız şey eğitim vermekti ve bu eğitimle hayata hazırlayabiliriz, kazandırabiliriz diye eğitim programları başlatmaya başlıyor ve bunları planlıyor. Eğitimde bazı otizmli kişilerin iyileşebildiğini görüyor. Ve otizmli bakış açısı değişiyor. Otizme eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyor. Yine tarihine baktığımız zaman Loma Wink diye bir kadın var. Bir psikolog. Bunun kişinin de bir kızı var. O da otizmli. Ve çok sevecen, sıcakkanlı bir kadın. Kocası da öyle. Ve bunu kabul etmiyor. Hani buzdolabı anne kavramını kabul etmiyor. Diyor ki yani bu böyle olmamalı. Araştırmalara başlıyor. Bu Loma Wink isimli kadın. Araştırmalar yaparken 1944 yılında Hans Asperger'in yayınladığı makaleyi buluyor. Hans Asperger Almanya'da yaşıyor. O dönem 2. Dünya Savaşı var. Ve makalesini Almanca olarak yazmış. Sonrasında bu Almanca yazdığı makale farklı dillere çevrilmediği için orada kısıtlı bir şekilde tarih raflarında tozların altında kalmış. Loma Wink bunu araştırırken buluyor ve diyor ki Hans Asperger'in otizme bakış açısı farklı. Ve Kanır'la aşağı yukarı aynı dönemde yazdığı makale var. Yani Kanır 1943'te yayınlarken o 1944'te yayınlıyor. Ancak çok da dünyaya yayınlanıyor. 1930'lu yıllarda Asperger Almanya'da bir okul, bir klinik karışımı bir merkezde çalışıyor. Bir doktor. Bir çocuk doktoru. Burada çocukların dört tane çocuğun farklı olduğunu görüyor. Ve bazı yeteneklerinin zayıf olduğunu, sosyal becerilerinin gelişmediğini, işte belli takıntıların olduğunu görüyor. Ancak bazı alanlarda çok iyiler bu çocuklar. O yüzden Asperger bu çocuklara küçük profesörlerim diyor. Asperger'in çocuklara yaklaşımı çok farklı. Ve diyor ki bu çocuklar bazı alanlarda kendini çok yetiştirmişler, bazı alanlarda evet geliştirmeye ihtiyaçları var. Ve bu çocuklara müzik eğitimleri veriyor. Bazı davranışsal eğitimler veriyor. Sevgi veriyor. Bazı oyun destek terapileri yapıyor. Ve Kanır'dan farklı yaklaşıyor. Anneleri suçlamak gibi ya da bunları değiştiremeyiz kavramına yaklaşmıyor ve daha güzel bir eğitim veriyor. Şu anda birçok hani uygulanan eğitimlerin temellerinde aslında Asperger o dönemlerde yapmaya başlıyor. 1980'li yıllarda Asperger'in tanımı, bu bakış açısı ortaya çıktıktan sonra dünyadaki bu rüzgar da değişmeye başlıyor. Artık otizme bakış açısı farklı. Yani anneden kaynaklı olmadığı, nörolojik bir gelişimsel problem olduğu ortaya çıkıyor. Ancak daha görülme sıklığı azken, işte 1970'li yıllarda 5000 kişide bir görülürken yavaş yavaş artmaya başlıyor. Çünkü bu tür kaynaklar, araştırmalar, makaleler yayınlanmaya başlıyor. Ve insanlar da bu konuyu araştırıyor, uzmanlar öğreniyor otizm nedir diye. Öğrendikçe etrafta da görmeye başlıyorlar. Anne babalar da bilinçleniyor ve çocuklarını getirmeye başlıyorlar. Burada en önemli unsurlardan biri de 1988 yılında yayınlanan
bir film. Rain Man diye, Yağmur Adam. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Orada gelişmiş yetenekleri olan bir otizmden bahsediyor. Ve bu ciddi anlamda hani otizmin birçok insan tarafından tanınmasını, dikkatini çekmesini sağlıyor. Çünkü o otizmli 1988'de çekilen, yayınlanan o filmde işte benim hatırladığım, o yıllar önce izlemiştim o filmi. Yere düşen kürdanların, kibrit çöplerinin kaç tane olduğunu bakar bakmaz sayıyor. Çok ilginç özellikleri var ve hatta abisi onu kullanmaya çalışıyordu. Başka alanlarda para kazanmak için kullanıyordu ve dikkat çekici, çok büyüleyici gelmişti birçok insanlara. Ve artmaya başlıyor. Onun da sonrasında da birçok film çekiliyor zaten. Tavsiye ederim. İzleyebilirsiniz bu alanda merakınız varsa. Benim Adım Sen diye bir film var. Radyo diye bir film var. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. İşte günümüzde dizilerde de kullanılıyor. Müthiş Doktor diye bir dizi var. Yani izlemediğim ismini tam yanlış söyleyebilirim. Mucizevi Doktor, evet. Öyle bir dizilerde de kullanılmaya başlıyor. İnsanların ilgi alanı artıyor. Bu dönemde otizm ilgi artınca uzmanlar da bunu tanımaya çalışıyorlar ve belli ölçekler de geliştiriyorlar. İşte hangi kriterlere bakacağız ve otizm olduğunu bileceğiz diye. Ölçekler de aynı dönemde gelişiyor. Ve geliştikçe bu alanda çalışan uzmanlar kendilerini otizmi artık aramaya başlıyorlar. Daha önce duymuşlardı ama çok ihtimal vermiyorlardı derken aramaya başlıyorlar. Ve aradıkça da aslında bulmaya başlıyorlar. Kanner'ın söylediği işte belli standart kriterlerde çok nadir tespit edilebilen otizmin aslında öyle olmadığını, çok geniş bir yelpazesinin olduğunu görüyorlar. O yüzden otizm spektrum bozukluğu deniyor. Spektrum yelpaze demek. Otizmi olan çocukların bazılarına bakıyor çok kötü durumda. Kendi kendine yetemeyecekken bazıları çok iyi durumda, kendini çok iyi ifade edebilen, özel yetenekli olanları görebiliyoruz. O yüzden otizm üçe ayrılıyor. Ağır belirtiler olan, orta ve hafif düzeyde otizm olanlar diye ayrılabilir. Bu dönemde otizmle ilgili spektrumun geniş olduğunu görüyorlar ve birçok kişiye çok daha erken dönemde otizm tanısı konmaya başlıyor. Ve otizm sayısının gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Türkiye'de o dönemlerde çalışmalar başlıyor. Özellikle 1997 yılında Türkiye'de vakıflar kurulmaya başlanıyor. Şu anda Türkiye'de en aktif olarak bileceğimiz TOHUM, Türkiye Otizm Merkezi var. Bu alanda çalışan 2003'te kuruluyor ve hali faaliyetleri devam ediyor. Farkındalık artırmaya çalışıyor, desteklemeye çalışıyor. Birçok komplo teorilerini görebiliyoruz. İşte otizm eskiden azdı, son dönemlerde çok arttı. Bunun artmasının sebebi işte Kanner'ın bakış açısı. Ama 80'lerde 90'larda ortaya çıkan yeni araştırmalarla otizmin o kadar sınırlı olmadığı, çok daha geniş bir yelpazesinin olduğu ve bu alanda çalışan uzmanların da bu konuda kendileri geliştirmesiyle beraber otizmi daha rahat tespit etmeye başlıyorlar. Biraz da bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki otizm nedir? Yani tarihçesine baktık. Bununla ilgilenmişler bir yüzyıldır. Otizm ciddi bir tartışma konusu. Her geçen gün bununla ilgili çalışmalar, araştırmalar yapılıyor. Hani otizmin ne olduğu önce anlaşılmaya çalışılmış. Nedenleri sorgulanmış. Biraz can acıtıcı nedenler üretilmiş özellikle anneler için. Çünkü sorumlu olarak anneler görülmüş. Tanısı konmaya çalışmış. Nedenleri sorgulanmış. Ne olduğu anlaşılmaya çalışılmış. Hani devletler bunu sonradan tanımış. Filmler yapılmış. İlgi alanları uyandırılmış. Aileler farkına varmış. Peki otizm nedir? Biraz buna bakalım. Spektrum bozukluğudur. Bir başka hastalık gibi şu şu özellikler var demek, şu belirtiler varsa otizm var demek çok doğru bir şey değil. Bu başta yapılan yanlış. Şimdi çok geniş bir yelpaze olarak görüyoruz. Ancak şüphelendiğimiz bazı kriterlerimiz var. Bunu DSM-5 yayınlandığında da orada belirtildi. Nedir bunlar? Şöyle hani her birey kendine özgüdür. Bunu bilmek lazım. Her insan biriciktir. Yani otizmi de biriciktir. Ancak genel olarak ortak gördüğümüz bazı özellikler var. Bunları bilirsek otizmi tanıyabiliriz. Nedir bunlar? Sosyal ve iletişim geriliği görüyoruz. Otizmlerde nedir? Göz teması kurmuyorlar. Şu anda benim sizinle göz teması kuramamam gibi. Hani bu konuya şöyle hazırlanırken aklıma hep otizmi çalışıyorum ve diyorum ki ben eğitim nasıl vereceğim? Ben ekrana bak bu eğitim vereceğim ve göz teması kurmayacağım. Ben yıllardır eğitim verirken
kalabalık gruplarda işte 200 kişi 300 kişiye kalabalık gruplarda eğitim verirken şey yapardık. Hani salonu dörde bölerdik kafamızdan. Hani bir ön taraftan herhangi bir kişiyle göz teması kurar. Sonra bir arka taraftan göz teması birlikte kurardık. Hani bu göz teması kurma o kişinin dersten ne anladığını, ilgisinin ne olduğunu, kafasında bir soru işareti var mı görmemizi sağlardı. Eğitimin kalitesini de belirlerdi. Ben şu anda sizleri görmüyorum. Siz de benim sizi görmediğim dolayısıyla daha rahat davranıyorsunuz. Biraz farklı bir eğitim oldu. Hem konu itibariyle otizm anlatıyorum. İlk eğitimde böyle uzaktan eğitim vererek otizmi biraz da yaşıyorum. Nasıl olabileceğini görüyorum. Göz teması kurmak önemli çünkü iletişimde. Eğitim verirken de önemli. Sizin ne hissettiğiniz, ne tepki verdiğinizi daha rahat görebiliyorum ve bu da benim tepkilerimi belirliyordu. Şu anda böyle bir eğitim veriyorum. Çocukların göz teması kurmadığını görüyoruz otizmli çocukların. Ve bu 4-5 aylıkken kurmadıklarını görüyoruz. Yani tanı önemlidir. Özellikle 3 yaşın öncesinde tanı konması gerekir. Ve bebekken göz teması kurmadıklarını görüyoruz. Göz teması kurmaması önemli belirtilerden bir tanesi. Adına seslenince bakmazlar. Yine bu 1 yaş civarında isme, sesine dönüp tepki vermesini bekleriz. Ancak otizmli bireyler adını söylendiği zaman dönüp bakmazlar, tepki vermezler. Başkalarıyla birlikte oynamadıklarını görüyoruz. Tek başına oynuyorlar. Evde tek başına vakit geçiriyorlar. O yüzden hani dedik ya, başta söylemiştim, otizmli çocukların televizyonun karşısına geçip tek başına kalmalarını istemiyoruz. Yani normal bireylerde de 4 yaşından önce televizyondur, tablettir, telefona bakmasını zaten istemeyiz. Yani özellikle otizm şüphesi olan, biraz otizm meyli olan çocukların özellikle televizyonun karşısında, tabletin başında elini telefonla oynayarak vakit geçirmemesini özellikle söylüyoruz. Başkasıyla oynamazlar, tek başına vakit geçirirler. Belli oyuncaklarla oynarlar bunlar. Belli köşeleri vardır. Yani rutinleri de vardır. Başkasına oynamazlar, çocuklar daha çabuk kaynaşırlar. Bir misafir ettiğinde ya da parka gördüğünde hemen bir çocuk ismen tanışmadan hemen yan yana gelir ve oyun oynarlar. Bu tür çocuklar kaynaşamazlar. Daha uzak dururlar. Tek başına oynamayı tercih ederler. Çevresindeki insanlara tepkiler vermezler. Bir yanına geldiği zaman hani dönüp bakarız, hani niye geldi, ne yapıyor, bana zarar mı verecek düşüncesine diye bir çekinir normal sağlıklı bir birey. Ancak bu otizm çocuklar bunun tepkisini vermiyorlar. Sanki hiç kimse gelmemiş gibi, koca dünyada yalnızlarmış gibi yaşıyorlar. Yandan biri mi geldi, biri mi geçti, düştü mü, kalktı mı, biri bağırdı mı, çığlık attı mı, hiç önemli değil onlar için. Sadece kendi hayatlarında var. Arkadaşlık kuramazlar. Birileri kalabalık ortamlarda, yani çocuklar hemen kaynaşırken bunlar kuramıyorlar. Daha yalnızlar. Onlar için önemli olan ona bakan kişi. Yani genelde anne oluyor bu. Ona bakan kişiyle hemen bağ kuruyorlar. Ondan başkasına güvenmiyorlar. Bir başkası geldiği zaman yokmuş gibi davranıyor. Arkadaşlık kuramıyor. Yalnızlar. Yalnız kalmayı tercih ediyorlar. Karşındaki kişinin ne hissettiğini anlamakta güçlük çekiyorlar. Bebekler çok küçük yaşta empati kurarlar. Karşıdakinin hani gözlerine bakıyor. Sen ne hissettiğini, ne yapıyorsun? Mutlu musun, üzgün müsün bunu görebiliyor. Ancak otizmli çocuklar karşıdakinin ne hissettiğini, nasıl duygu durumunda olduğunu anlamıyor. Hani çok küçükken, 4-5 aylıkken bebekler gülümserler. Karşıda gülümseyince o da tepki verir. Ancak otizmliler bu tepkiyi veremiyorlar, anlamıyorlar karşılarının düşüncesini. Kendi ilgilerini başkalarıyla paylaşmazlar. İlgi alanlarını, oynadıkları şeyleri. Yanlarında kimseyi istemezler. Oynadığı bir şey varsa, ilgi alanı varsa tek başına kalmayı daha çok tercih ediyorlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Başkalarına ihtiyaç duymuyorlar. Daha çok otizmli bireylerde konuşma problemleri görülüyor. Eskiden dil problemi olunca hemen otizmden şüphelenirken artık bu biraz daha yıkılmaya başlandı. Otizmli bireylerin %50'sinde, %70'inde, %75'inde konuşma problemi görülüyor. Geç konuştukları görülüyor. Bu da otizmi tanımak için önemli kriterlerden bir tanesi.
Ama konuşmuyor diye otizmli demiyoruz. Çünkü bazıları hani diyor ki benim babam da geç konuşmuştu. Annem de geç konuşmuştu. İşte ben de geç konuşmuşum. Çocuk da geç konuşmuş diye maalesef erken tanık olabilecekken gecikebiliyor. Bunu yine bir doktorla görüşmek lazım. Durumları anlatmak lazım. Çünkü sadece dile bakmıyoruz. Otizmli bireylerin %50'si, 75'inin geç konuştuğunu, hiç konuşmadığını biliyoruz. Değil mi? Çok geniş bir yelpaze. Az konuşanlar var, çok konuşanlar var. Konuşma tarzları farklı. Farklı sorunlarla birlikte olan otizmler de var. Konuşanlara baktığımız zaman da normal bir birey gibi konuşamıyorlar. Soyut kavramları anlamakta güçlük çekiyorlar. Mecaz sözleri, deyimleri anlamıyorlar. Hani etekleri zil çaldı dediğimiz zaman anlamıyor ne demek yani. Hani bu mecaz kavramı anlamıyor. Somut dönemde. Onlarla konuşurken biraz daha net konuşmak lazım. Yani arkandan attı mı kovalıyor dediğim zaman da gerçekten bakıyor arkandan attı mı var geliyor diye. Bunu anlamıyor. Hani biraz daha kavramların olduğu gibi anlıyorlar. Kelimeler ne anlam ifade ediyorsa somut anlamıyla anlıyorlar. Deyimler ya da mecazlardan, soyut anlamlarından anlamıyorlar. Bu yüzden espri yaptığınız zaman bunları da anlamıyorlar. Sadece ne söylemek istediğinizi anlıyor ve tepki vermiyor. Birçok çocuk gülerken, eğlenirken onların daha soğuk bir yüzünün olduğunu görüyoruz. Vücutlarında da aynı tepkileri verebiliyoruz. Böyle esnek bir vücutları olmuyor. Kendinden bahsederken isimle bahsedebiliyorlar. Yani zamir kullanımlarında problemler çıkıyor. İşte Yusuf acıktı. Yusuf koştu. Yusuf'un karnı acıktı. Yusuf sıkıldı. Yusuf'un uykusu geldi gibi kendisinden bahsederken ismiyle hitap ediyor. Bu zamir kullanımında problemlerini görebiliyoruz. Söylenenleri tekrar ettiklerini görüyoruz. Bu haber dinlerken, reklamlar izlerken ilgileri olabiliyor özellikle. Bir şarkıyı özellikle tekrar tekrar söylediklerini görebiliyoruz. Bazı replikleri, film repliklerini taklidini çıkarak çok güzel söylediklerini ve defalarca hani anlamlı anlamsız yerde söylediklerini görebiliyoruz. Sürekli tekrarlama, aynı şeyi tekrarlama görülebiliyor. Bazı nesnelere farklı isimler verebiliyorlar. Hani bardak, herkesin bildiği bardak ama ona bir isim veriyor ve orada kalıyor. Onu hep artık farklı şekilde tanımlıyor. Burada anne babalar söylediğim sen çocuk ona söylediğinde onu desteklemeyin ya da parmağıyla gösteriyorsa su getirmeyin. Biraz konuşma becerileri gelişsin. Yani tembellik oluşmasın. Yani küçük yaşta hani otizmi hafif olan çocuklar için söylüyoruz. Yani parmağıyla gösterdiği zaman "Aa, su istiyor göster ben ona vereyim" demeyin de hani biraz konuşmasını destekleyin diye söylüyoruz. Konuşmaları daha monoton olur. Hani duygular yoktur. Daha monotondur. İçine heyecan koymazlar, vurgu yapamazlar. Ses tonlarını ayarlayamazlar. Hani bağırmamaları gereken ya da çok fazla bağırdıklarını, tepki verdiklerini görüyoruz. Bu da bir dikkat çekiyor. Hani ne oldu, niye bağırdın, burada heyecanlanacak bir şey yoktu derken yanındaki birçok insan da onlardan uzaklaşmaya başlıyor. Hem kendileri sosyal ilişki kuramıyorlar hem de bu konuşma tarzından farklı oldukları diğer çocuklar tarafından görülüyor ve yalnız kalıyorlar. Konuşmalarında bu sorunları görüyoruz. Aynı kelimeyi tekrar ettiklerini görüyoruz. Buna ekolojik deniyor. Hani aynı kelimeyi, kelimeyi, kelimeyi diye takılıp da aynı şekilde defalarca tekrar ettiklerini de görebiliyoruz. Başından geçenleri anlatmazlar. Hani normal bir çocuk gelip başından geçenleri, yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini anlatırken bu çocuklar anlatmazlar. Sorduğu zaman sorulara cevap verebilirler. İşte yemek yedim, yedim, buraya gittim, gittim, yaptım, ettim der ancak. Hani kendisinden bahsedip bir hikaye anlatamaz. Hayal kurmalarında zorluk çektiklerini görüyoruz. Bunlar iletişimlerde, sosyal hayatlarındaki yaşanan sorunlar. Davranışsal anlamda da sorunlar görüyoruz çocuklarda. Nedir? Özellikle tekrarlayıcı hareketleri çok görüyoruz. Yani biraz takıntıları olabiliyor. Yerinde sallanma görülebiliyor. Etrafında dönme görülebiliyor. Aynı hareketi defalarca yaptıklarını görüyoruz. Şimdi sınırlı ilgi alanları sadece belli alanlardan belli konulara ilgili olabiliyor. Sevinince el çırptıklarını, kızdıklarında belli rutinlerinin olduklarını görüyoruz. Çok sevince böyle el çırpabiliyorlar. Ya da belli şekilde işte zıpladıklarını görebiliyoruz. Durduramıyoruz. Kendini geri atabiliyorlar. Kapılarını duvara vurandıklarını biliyoruz. Sinirlendiğinde, öfkelendiklerinde. Ya da etraftaki bir nesneyi sürekli aynı yere vurma, duvara vurma görebiliyor. Tekrarlayıcı hareketlerin olduğunu görebiliyoruz. Ön arka sallanma, hani çocuktan çocuğa değişiyor. Hani böyle tekrarladıkları rutinler olabiliyor. Bunu her zaman yapmayıp bazıları sadece sevinince ya da sadece kızdıklarında kendini rahatlatmak için yapanlar var. Bazıları her daim yapıyorlar. Bunu her daim yapanlarda zaten sorunlar biraz da ağır oluyor. Bizim ağır olduğunda görebiliyoruz.
Aynılıkta ısrar ediyorlar. Aynılıkta ısrardan kastımız hep aynı gömleği giyiyor. Hep aynı şeyi yemek istiyor. Hep aynı yerde oturmak istiyor. Aynı oyuncaklarla, aynı kişiyle vakit geçirmek istiyor. Bir yere gidiyorsa hep aynı yoldan gitmek istiyor. Hani bir şeyi değiştirmek onlar için çok büyük sorun. Yani odanın düzeni değişmeyecek, aynı yemek yiyecek, aynı yerde oturacak, aynı kıyafeti giyecek. Bunlar yazın ve kışın kıyafet değişiminde zorlanabiliyorlar. Yazın daha rahat kıyafetler, daha kısa kollu kıyafetler, şortlar giyinebilirken, kışın kalın kıyafetler giyinirken bunlar giyemiyorlar. Çünkü değiştirmek istemiyor. Aynı kıyafetten anne babalar maalesef beşer, altışar, onar tane alabiliyorlar. Çünkü kirlenince aynısı tekrar giydireyim sorun yaşayabilirler. Çocuk başka kıyafet istemiyor. Aynı oyuncağı bulmak için anne babaların çok ciddi arayış içerisine girdiklerini görüyoruz. Çünkü oyuncağı zarar görmüş. Aynı oyuncağı, aynı bardağı istiyor. Aynı başka bardaktan su içmiyor çünkü. Aynı tabakta yemek yiyor, başka tabaktan yemek yiyemiyor gibi. Bu tür sorunlar yaşanabiliyor. Aynı da ısrar ediyorlar. Aynı reklamı izlemek istedikleri, aynı şarkı tekrar tekrar dinleyebiliyorlar. Bunu birçok yerde görebiliyorsunuz. Yerken, giyinirken, yatarken aynı yatağın istemesi, aynı kişide istemesi gibi. Aynı noktada ısrar ediyorlar. Takıntılı davranışlar gelişiyor. Sürekli kontrol ettikleri, yaptıkları, yapmadıkları zaman rahatsız olduklarını görüyoruz. Normal çocuklar hayali oyun oynayabilirler. Hayal kurarlar, kendilerini farklı durumda düşünürler. Bu çocuklar hayal kuramadıklarını da görüyoruz. Isıya ve ağrıya karşı duyuları biraz farklı. Ya ısıyı, ağrıyı hissetmeyebiliyorlar. Ya da çok fazlasıyla hissedebiliyorlar bu çocuklar. Bu ısı, ağrı, ışık, tat, koku hepsi için geçerli. Onların koku, tat dokusu çok gelişmiş olabilir. O yüzden her yemeği yiyemeyebiliyorlar. Seçici oluyorlar. Bize göre lezzetli olan, az tuzlu olan şey onu çok rahatsız edici olabiliyor ve yemiyor. Belli yemeklerde takılıp kalabiliyorlar. Koku bizim yani normal insanın alabileceği kokudan çok fazla olabiliyor. O yüzden bir ortama girdiğindeki oradaki küçük bir parfüm kokusu onu çok rahatsız edebiliyor ve oraya girmek istemeyebiliyor. Bir ses onu çok rahatsız edebiliyor. Bize göre normal gelen ses, işte yoldan geçen arabanın sesi bize normal gelirken onu çok rahatsız edebiliyor. Bir kalemin yere düşmesi bir normal bir sesken bizim için o buna çok büyük tepkilerle bağırarak tepki verebiliyor. Çok çok rahatsız olabiliyor. Isıya karşı işte çok sıcak diyebiliyor ya da çok soğuk diyebiliyor. Buna karşı bizden farklı olabiliyor. Ben hissetmeyebiliyor, ağrıyı hissetmeyebiliyor. Burada ciddi sorunlar yaşanıyor çünkü anlam yaşanmıyor. İnsanlar onu değiştirmeye çalışıyorlar, anlamıyorlar. Niye bağırdım, burada bir şey yok diye çevresinde sorunlar yaşayabiliyor. Işığa karşı çok büyük tepki verebiliyorlar. Normal bir ışıklandırma açıldığı zaman bizim rahat oturacağımız yerde onlar bu ışık ona fazla geleceğine rahatsız, huzursuz olabilir. Orada bulunmak istemeyebiliyorlar. Bazen ışıklara çok uzun süre bakabiliyorlar. Hani bu uzun ışığa odaklanabiliyorlar. Bazı sesler onları çok rahatsız edebiliyor. Göz teması kurmuyorlar. Mimikleri de yok bu kişilerin. Çok mimik de kullanmıyorlar. Biz konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanabiliyoruz. Gülümsememiz var. Üzüldüğümüz zaman kaşlarımızı çatabiliyoruz. Ağzımızı hareketler yaparak konuşmadan beden dilimizle konuşabiliyoruz. İletişimde beden dili aslında çok önemlidir. %55-60 beden dilini kullanırız. %30-35 ses tonumuz önemlidir. %7 kelimelerden ibarettir iletişimimiz. Bunların otizmlerin %60'ı bunu kullanmıyorlar iletişimde. Yani yüz ifadelerini, mimikleri kullanamıyorlar. Ses tonlarını ayarlayamıyorlar. Monoton bir ses tonuyla konuşabiliyorlar. Birçoğu da konuşamıyor zaten. %50'si, %75'i konuşamıyor. Kelimeleri de tam çıkaramıyorlar. Bazı kelimelerde problem yaşıyorlar. İletişimde ciddi sorunlar yaşıyorlar. Aynılıkta tekrar ciddi problemler yaratabiliyor aileler için, çevresindekiler için. Bu birçok yerde görünebiliyor. Yani burada ailelerin ciddi destek alması zamanla bu çocuğu çeşitlendirebilmek konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bir şeylere bağlanamıyorlar, takıntılar geliştiriyorlar. Hani bazı kıyafetler olmadan uyuyamıyorlar. İşte oyuncağa bağlanabiliyorlar. Bir şeye dokunma hissi ulaşabiliyor. Dokunulmasını istemiyor ya da bazı şeylere dokunma isteyebiliyor. Bazı şeyleri yememe konusunda takıntılar var. Komutlara uymuyorlar, yönergelere uymuyorlar çünkü anlamıyorlar, anlamlandıramıyorlar. Kafasını duvara vuranlar görülebiliyor. Isırma geliştirebiliyorlar. Hani bazı şeyler özellikle ısırarak tanımaya çalışıyor. Bu kişiler olabiliyor. Çünkü onun için canlı mı cansız mı çok belli değil. Birilerini ısırabiliyor, arkadaşlarını ısırabiliyor. Kendini ısırabiliyor, kıyafeti ısırabiliyor. Isırılmayacak şeyleri de ısırabiliyor.
kanatacak kadar kendini kaşıdıkları da görülebiliyor. Yani o duyuda saat hisleri bizlerden çok daha farklı, çok fazla hissediyorlar ya duyuyor ya da hiç hissetmiyorlar. O zaman kaşımaya başlıyorlar ve bu kaşımadan sonra vücutları kanayabiliyor. Bu şekilde kendilerine ve başkalarına zarar verebiliyorlar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz.